Senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım. Malum ya, bulunduğum yerde ne sapı sedefli bir çakı var, bizlere alat-ı kata verilmez, ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda bir ağaç bulunur ama gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Burası benden başka kaç insanın evidir bilmiyorum. Ben bir başıma onlardan uzağım, hep birlikte onlar benden uzak. Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak. Ben de kendi kendimle konuşuyorum. Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi şarkı söylüyorum karıcığım. Hem ne dersin, o berbat ayarsız sesim öyle bir dokunuyor ki içime, yüreğim parçalan. Ve tıpkı o eski acıklı hikayelerdeki yalnaya karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek, mavi gözleri ıslak, kırmızı küçücük burnunu çekerek senin bağrına sokulmak istiyor. Yüzümü kızartmıyor benim, onun bu an böyle zayıf, böyle hodbin, böyle sadece insan oluşu. Belki bu halin fizyolojik, psikolojik filan izahı vardır. Belki de sebep buna. Bana aylardır kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan bu demirli pencere, bu toprak testi, bu dört duvardır. Saat beş karıcığım. Dışarıda susuzluğu, acayip fısıltısı, toprak damı ve sonsuzluğun ortasında kımıldanmadan duran bir sakat ve sıska atıyla, yani kederden çıldırtmak için içerideki adamı, dışarıda bütün ustalığı, bütün takım taklavatıyla ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı. Bugün de apansız gece olacaktır. Bir ışık dolaşacak yanında sakat sıska atın ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan bu ümitsiz tabiatın ağaçsız boşluğuna bir anda yıldızlar dolacaktır. Yine o malum sonuna erdik demektir işin. Yani bugün de mükellef bir dağ sıla için yine her şey yerli yerinde, işte her şey tamam. Ben içerideki adam, yine mutat hünerimi göstereceğim. Ve çocukluk günlerimin ince sazıyla, Suzinak makamından bir şarkı ağzıyla, yine billahi kahredecek dilin aşadımı. Seni böyle uzak, seni dumanlı eğri bir aynadan seyreder gibi kafamın içinde duymak.